Arkadaşlar merhaba. Bugün torbada sadece direkt çalışacağım ve sizlere tavsiyem boks ya da kickboks fark etmeyecek ama ben bunu daha çok boksta kullandırıyorum. Çünkü boksta tekme de olduğu için entegre etmemiz lazım, yani kombine etmemiz lazım. Şimdi direkt yumruklarımızda hızda ya da kuvvette ya da teknikte yani net çıkmıyorsa size önereceğim bir antrenman bu. Ben de kendim sık sık uyguluyorum, antrenmanı yapıyorum ama özellikle sizlere de çekmek istedim, yani göstermek istedim çünkü gerçekten de çok katkısı oluyor. Örneğin sol direğin tam net çıkmıyor ya da sağ direğin net çıkmıyor ya da sol direği vurduktan sonra aşağı iniyor, sağ vurduktan sonra aşağı iniyor. Yani kısacası direkt yumruklarla ilgili tüm yanlışları burada daha iyi tespit edersiniz ve daha hızlı düzeltirsiniz. Bu da gelişiminizde katkısı olacaktır arkadaşlar. Çünkü aparkat, kroşe tamam hepsini çalışacağız ama özellikle hani hatalı yumruklarımızı biraz daha ekstradan önem vererek, dikkatli bir şekilde düzelterek çalışırsak ilerlememiz biraz daha hızlı olur. Şimdi başladığımızda ben karışık yapacağım ama özellikle de söyleyeceğim yapacağım kombinasyonları ve dikkatlice izleyelim. Şimdi olduğum yerde öncelikle şuna mutlaka dikkat edeceğim, torbada hakimiyetimi kesinlikle kuracağım. Yani eğer torbada hakimiyetim yoksa, sallanan bir torba varsa karşımda rakiple işim daha çok zorlaşır, buna dikkat edelim. Şimdi solla başlıyorum. Vururken bakın, nefes verin, buna çok dikkat edelim. Evet, ilk kombinasyonumuz bu. Sol direk, sol sağ. Sağ direk, sağ sol. Ve bunu sürekli çalışacağız. Roundlar halinde de yapabiliriz ama ben bugün sizlere roundsuz göstereceğim. Yani yapabildiğim kadar yapacağım. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Mesafemizi öyle bir ayarlıyoruz ki arkadaşlar vurduğumuzda tam düz bir şekilde uzanacağız ama ağırlığımız ortada olacak. Yani öne doğru yapmayacağım ve en önemlisi çene ile torba arasında bir çizgi oluşturacağım, şerit ve yumruğum hedefine ulaştıktan sonra mutlaka çeneye gelecek arkadaşlar. Bir daha devam edelim bu kombinasyonu. Sol, sol sağ, sağ, sağ sol. Sol, sol, sağ, 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 sol, 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 sağ, 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 sol. Ve gördüğünüz gibi daha çok tekniğe ve hıza önem veriyorum. Yani çok da kuvvete girmiyorum çünkü buradaki amaç kuvvet kazanmak değil, tekniği düzeltmek. O nedenle bunlara çok dikkat edelim. Şimdi değiştireceğiz kombinasyonu. Sol, 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 sağ, sol yapacağız. Sol solda genelde bu olur, yani yumruğu geri çekmeden burada yarıda bırakıp tekrar uzatırız ama benim size tavsiyem özellikle bu yumruklarda, hani bunu da yapabilirsiniz rakibe karşı şaşırtmak için ya da içeri daha aktif hale getirebilmek için içerideki yumruklar, ama benim size tavsiyem tam çekip tam uzatın çünkü kası iyice alıştırmak olur. Evet, bir de aklıma geldikçe söyleyeceğim arkadaşlar. Sol sol, sol sağ sol ama özellikle bel bölgesini de dirseklerimizle, gardımızla koruyacağız ki body shot yumruklarına karşı, yani gövdeye vurulan yumruklara karşı koruma sağlasın bize. Aksi halde biz yumruk atarken eski bir yapıp içeri girerlerse sıkıntı olur. Evet, şimdi bunun bir de tersini yapalım arkadaşlar. Sağ, sağ, sol, sağ. Gibi sağ, sağ, sol, sağ. Şimdi hocam ben bunları sizin gibi mi çalışacağım? Arkadaşlar aynen bu şekilde çalışın ve ben bunu bu kombinasyonları önceden belirleyip yapmadım. Yani önceden hazırlayıp işte şunu yapacağım değil mi? Ben doğaçlama çalışırım ve sizlere de doğaçlama videolar çekmeye çalışıyorum. Burada kendiniz de ekleyebilirsiniz. Örneğin ben sol sağ sol yaptım. Siz şunu da yapabilirsiniz. Sol sol, sağ sol sağ, sağ sol. Şimdi birazdan bu karışık kombinasyonları da çalışacağım ama kombinasyonları çalışırken hani bir vardır ya, çorap söküyor, ipi bir çekersin sökülüp gelir. Yumruklarınız akıcı olsun, o şekilde akıcı olsun. Çünkü burada illaki bunu yapmış, şartlandırmayın kendinizi. Biraz da yumruklarınıza bırakın işi. O zaten eğer sen onu çalıştırdıysan, hafızaya yerleştiyse, kas hafızasına çok daha uğraşmana gerek yok. O da sana yardım eder arkadaşlar. Onun için hiç kasmayacağız ve sert vurmaya çalışmayacağız. Buna dikkat edelim. Şimdi karışıktan bahsettik. Serbest bir şekilde yapacağım ama aparkat kroşe değil. Sadece direkt yumruk çalışacağım. Evet, gördüğünüz gibi karışık bir şekilde de çalışabilirim ve son olarak bunu eğer direkt yumruklarınızda, daha sonra kroşe ve aparkatı da bu şekilde çekeceğim, odaklanacağınız şekilde. Şimdi bunları çalıştık arkadaşlar. Örneğin 3 dakikadan 5 round ya da o round boyunca da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani illaki antrenmanda aparkatta ya da kroşede vurman şart değil. Ben bunu armut torbada göstermek istedim. Çünkü sesinden de anlaşılacağı gibi antrenmanı yaptım. Güzel bir antrenman yaptım sporcumla. O yüzden burada devam edin dedim. Çünkü armut torbada çalışmayı seviyorum. Bu arada ölçüsünü çok soran oluyor bizim bu armut torbanın. Arkadaşlar ben bunu özel yaptırdım. Kendime göre yaptırdım. Çünkü bu torbada bu mesafede açı biraz daha açılıyor. Yani buradan uzaklaşabiliyorum, yakına gidebiliyorum. Bir de şu bölgeye girdiğimde arkamda kolum var ve torbaya çok yakın mesafeye geliyorum ve karşı tarafa geçtiğimde biraz daha mesafe açılıyor. Yani bu torbada farklı mesafeleri çalıştığım için, bir de normal bir torbaya göre daha iri. Yani etrafı ve çok ağır. Yani ortalama 200-300 kilo vardı bu torba. Çünkü ağır özellikle yaptırdım. Bunu niye yaptırdım? Çünkü ben bu torbada çok kuvvet çalışıyorum ya da tekniklerimi bu torbada düzeltiyorum. Çünkü arkadaşlar ben eskiyim, bende süper, öyle bir şey yok. Her gün bir eksiğim çıkıyor ve her gün bir eksiği çalışıyorum. O yüzden dikkat edelim ve son olarak bunların hepsini yaptık diyelim. Direkt yumrukları yine devam edeceğiz ama hocam hazır ben çalıştım, düzelttim de hocam ben biraz sert vurmak istiyorum. O zaman şunu yapacağız arkadaşlar. Gardımızı alıyoruz. Biraz daha sert vuracağız derken arkadaşlar hızı azaltmadan, yani ben sert vuracağım torbaya tamam ama sertlikle beraber kuvveti de dahil edeceğim. O da nedir arkadaşlar? Bakın hızlı bir şekilde yumruğu kesinlikle şunu yapmayacağım. Bakın geri çekip vurmayacağım. Olduğu yerden hızlı bir şekilde vuracağım. Ve burada nefes çok önemli. Nefes vererek. Evet. Nefesi mutlaka vereceğiz. Bu arada boksta, kickboksta fark etmiyor. Yumruk atarken mutlaka nefes verelim. Eğer nefesi içimizde tutarsak istediğimiz gibi vuramayız. Hem sakatlığa sebebiyet verir hem de hızlı bir şekilde yoruluruz. Yani şu şekilde düşünün. Yumruk atıyorum. 2 tane 3 tane yumruktan sonra gerçekten de pilim biter. O yüzden nefes vererek. Bu. Ve şimdi kuvvet çalışacağım. Kuvvete ilk başta tekli yumruklarla başlayacağım. Bu şekilde çalışabiliriz. Mutlaka bakın nefes önemli. Şimdi bazen hani bunu samimiyetimle söyledim. Bazen bir ara bu nefesle ilgili bir video çektiğimde birçok arkadaş işte hocam bu nasıl ses falan. Arkadaşlar bu sporun içinde olanlar daha iyi biliyor. Bu nefesi çıkarmadan kuvvetli vuramazsınız. Tabii bu arkadaşlarımda da suç bulmuyorum çünkü spor kültürü olmayan insanlar da nefes nasıl alıp verilir gerçekten de bunu bilemez. Örneğin spor kültürü olmayan insanlar, yani sen istediğin kadar anlat. Tabii onları da eğitmeye çalışacak, onlara da videolar paylaşacağız bilinçlensinler diye, ama özellikle bizim çoğunlukla takipçilerimiz bilinçli insanlar ve bu nefesi mutlaka kullanın arkadaşlar. Eğer nefesinizi kullanmazsanız istediğiniz gibi vuramazsınız. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi tekrar sertle devam ediyoruz. Sertli vururken arkadaşlar vurup çekeceğiz tamam, ama şuna dikkat edeceğiz. Belimizi kullanacağız. Yani ben boşta yumrukları atmadan bakın bir çift. Şu beli mutlaka çevireceğiz. Çünkü ben o yumruğun kuvvetini belden alacağım. Bacakların dönmesinden alacağım. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bu. Ve ben şimdi özellikle bu hızlı ve sert yumrukları duran değil de daha çok hareketli yapıyorum. Hareketli de göstereyim arkadaşlar. Dans ediyorum. Evet. Bunu bu şekilde çalışabiliriz. Ya da sağa yine aynı şekilde. Evet. Nefesi de dediğim gibi. Zaten belli bir süre sonra artık bu nefes olayını da düzeltirsiniz ve özellikle sigara içen arkadaşlar bu nefesi verirken çok antrenmandan sonra çok balgam atarsınız, çünkü gerçekten de şu bölgeyi iyice bir temizler. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışabiliriz. Son olarak bu antrenmana ekleyebileceğiniz, yani kuvveti arttırabileceğiniz birkaç tavsiyede daha bulunayım. Bu antrenmanı yaptıktan sonra aynı antrenmanı boşta ayna karşısında, yani ayna karşısında dumbbell'la çalışın. Ve yine o da böyle 10 dakika hiç durmadan çalışma ya da 8 dakika değil de 2 dakikada 3 dakikalık roundlardan olsun. Ve direkt yumruklara arkadaşlar önem verin. Mutlaka önem verin. Çünkü direkt yumruklar boksun temeli ve eğer bunları iyi yaptığımızda inanılmaz bir şekilde katkısı olur. Bu antrenman, bu çektiğim video daha çok yeni başlayan arkadaşlar ya da orta seviye, ama ben kendim de çalışıyorum. Örneğin bugün epey bir yoruldum görüntüdeki gibi, görüntüde görüldüğü gibi. O yüzden bunlara ağırlık verin ve son olarak omuzlarınız çok yanacak arkadaşlar bu antrenmanı çalıştığınızda. Çünkü siz direkt yumrukları çalışırken aslında direkt, yani yumrukları çalıştırdığınız bir kas var ve o kasa sadece yükleneceksiniz. O nedenle zaten boksör kası dediğimiz kas. O nedenle bunları çalıştığınızda omuzlarınız haliyle biraz yanacak, ama bırakmayın, pes etmeyin ve bu antrenmanlar sonunda da mutlaka açma germenizi, yani soğumanızı yapın. Antrenman öncesi ısınma, antrenman sonrası da soğumayı yaptığımızda daha verimli bir antrenman yaparız arkadaşlar. Bunu da unutmayın, sakın ha sakın. Bu çok önemli çünkü. Evet, umarım katkı sağlamışımdır size. Görüş, soru ya da önerileriniz olduğunda ben mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü iki arkadaşımı bile bilinçlendirsem bu konuda beni mutlu eder. Biz de zaten o vesileyle bu yola çıktık. Dediğim gibi sorularınızı yazarsınız, yorumlarınızı ben cevaplamaya çalışayım. Bir de 400 kişi kaldı 10.000 aboneye. 10.000'de de dediğim gibi sürprizim olacak size. Son 200 kaldığına, yani 9.800'e geldiğimizde ben bununla ilgili iyi bir video paylaşacağım sizlere ve inanmayacaksınız ama çok enteresan bir şeyler de yapacağız. Yani epey bir sürprizler bizi bekliyor. Ailemiz gittikçe büyüyor. Ben mutlu oluyorum, ama hep söylüyorum, bilinçli insanlar gelsin. Ben de işimi hani yaptığımda gönül rahatlığıyla gidip yatayım, çünkü böyle hani bizde var, bizim salonda da mesela hani böyle Apache ya da ne bileyim spor kültürü olmayan insanları çok ben almıyorum, seçerek alıyorum. Bizim YouTube kanalımız da özel olsun. Yani böyle sporu benimseyen insanlar gelsin ki belki izliyorlardır arkadaşlarımız. Ben hiç kimseyi küçümsemiyorum arkadaşlar. Bazen saçma bir soru olsa bile cevap veririm. Hatta yazıda anlatamayacağım şeyleri numara isteyerek bizzat kendim arıyorum üşenmeden. Çünkü gerçekten de amacım insanlara bilinçli bir şekilde hizmet etmek, bilinçli bir şekilde boks öğrenmelerini sağlamak, doğru bilgiyi aktarmak. O yüzden de elimden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğim. İyi antrenmanlar herkese.